Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayırlı akşamlar efendim. Bu mübarek e, Ramazan ayının e, bir akşamında bize vakit ayırdığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. E, muhabbetlerimle, sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Başlıktan ve anons ettiğimiz e, ilandan da bildiğiniz üzere bugünkü sohbetimizde de yine son derece polemik konusu yapılan, suistimal edilen, maalesef son derece önemli bir konuyu ele almaya çalışacağım. Umarım bugün de ele alacağımız bu konuda siz değerli izleyenlerime, sevgili öğrencilerime vermem gereken mesajları verebilirim gücümün yettiğince toparlayabildiğim, sahip olduğum bilgileri onlarla paylaşabilirim. Bunun için Cenab-ı Hak'tan inayetini diliyorum. Konuyu uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Zira biraz uzayacak gibi gözüküyor konu önemi bakımından. Bu itibarla tahtaya yazmış olduğum başlığı ele almak ve üzerinde durmak üzere müsaadenizle direkt konuya girmek istiyorum. Konu başlığımız Hazreti Peygamber'e isnat edilen ve hadis kaynaklarımızın pek çoklarında yine pek çok tarikten e, rivayet edilen, nakledilen şayet birinin birine secde edecek olmasını ya da secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim diye bilinen, söylenen ve üzerinde konuşulan, polemiğe konu yapılan bir rivayeti bugün ele alacağım. Bu rivayet konunun sonuna geldiğimizde, amacımız da zaten o, ne kadar Hazreti Peygamber'e ait olabilir bir rivayettir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir sözü söylemiş olabilir mi, söylemiş midir? Önce bunun belirlenmesi gerekiyor. Tabi maalesef özellikle sosyal medyada, yazılı çizili, görsel medyada bu konu üzerinde durulurken konunun uzmanı olmayan, konuyla doğrudan alakalı yeterince bilgi sahibi olmayan yeterli ve yetkin olmayan herkes bu konuyu konuştuğu için e, ortaya çok olumsuz tablolar özellikle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ki onu binlerce yüz binlerce tenzih ederim. Onun hakkında ileri geri söylemler, konuşmalar ortaya çıkıyor. Bu konunun ehemmiyeti bakımından ben hem ilahiyat Fakültesi derslerimde, hadis metnileri derslerimde ee, bu hususlar üzerinde duruyorum. Hem de özellikle bu rivayetin önemi nedeniyle çok çalışkan, değerli bir öğrencime yüksek lisans tezi yaptırıyorum. İnşallah bu çalışkan, zeki öğrencim bu konuyu e, önümüzdeki en geç bir yıl içinde bitirmiş e, ve inşallah yayınlamış olur ve kamuoyu da bu yüksek lisans tezi üzerinden söz konusu rivayetlerle ilgili daha detaylı inşallah bilgiler elde etmeye e, imkan bulmuş olur. Bu girişimden sonra böyle bir konuyu nasıl ele alacağım e, ve bunu nasıl size takdim edeceğim üzerinde de metodik bir iki hususu söylememe izin verirseniz. Birincisi bu konuyu e, öncelikle daha önce Kur'an hermöneti derslerimizde ve sohbetlerimizde üzerinde durduğum bir hermönetik, ilke üzerinden el almayı düşünüyorum. Bu hermeneutik ilke bir metnin bir metnin tarihsel imkanı ilkesidir. Evet. Okuyacağımız bir metin Hazreti Peygamber'e ait olarak nakledilen bu metnin tarihsel olarak daha önceki derslerimizde bu tarihsel imkanı ve tarihsellik konusunu gerçeklik manada kullandığımızı izleyenler hatırlayacaklardır. Yani böyle bir metnin gerçek anlamda Hazreti Peygamber'e aidiyetinin imkanı nedir? Bu genel olarak bir hermönetik ilke olarak metnin tarihsel imkanı dediğimizde bunu şöyle anlamanın doğru olacağını altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bir metin var elimizde. <laughs> Bu metin mutlaka tarihsel imkan ile doğrudan ilişkilidir. Yani metnin tarihsel konum ile tarihsellik ile ilişkisi tam anlamıyla bir dikotomik bir ilişkidir. Yani aralarındaki telazüm ilişkisi Metnin tarihselliğini, tarihsel olanın da metni gerektirme ilişkisi zorunlu bir ilişkidir. Şöyle söyleyelim. Bu aynen bir anneden ve babadan çocuğun doğmasında anne ve babanın zorunlu ilişkisi gibi bir şey. Dolayısıyla elimizde metin dediğimiz bir olay varsa bu olayın zorunlu olarak bir tarihsel bağlamının olması gerekir. Bu durumda biz herhangi bir metne bir anlam yükleyeceğimizde bu anlamın bu tarihsel imkan ve tarihsel ortam ile uyumlu olması zorunludur. Demek ki bir metnin anlamının e, gerçekliği ya da sahihliği ancak onun tarihsel ortama uyumuyla mümkündür. Böyle olunca okuyacağımız bu metnin Hazreti Peygamber'e aidiyeti, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir sözü söylemiş olma imkanı, ancak ve ancak ancak ve ancak bu tarihsel imkan metnin tarihsel imkanıyla ilişkilendirdiğimizde böyle bir haklı ya da geçerli bir değerlendirme imkanına sahip olacağız. Bunu daha önceki Kur'an hermeneti derslerimizde de farklı bağlamlarıyla ifade etmeye çalışmıştım. Dolayısıyla bu rivayeti az sonra incelemeye başladığımızda bu bir metnin tarihsel imkanı hermönetik ilkesinin e, metnin doğru anlamını tespit etmek metnini çok affedersiniz doğru anlamak bakımından ne ölçüde önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi buraya yeniden döneceğim. Çünkü bugünkü e, konuşmamız boyunca bu hermönetik ilkeyle sürekli bağlantı kurmamız gerekecek. Bu ilkenin açılımına geçmeden önce ikinci bir hususa daha müsaadenizle dikkat et dikkatinizi çekmek istiyorum o da şudur ee, rivayetimizin üzerinde duracağımız rivayetin ne tür özellikleri var rivayetin özellikleri özellikle daha önceki üzerinde durduğumuz rivayetlerden farklı olarak bugün ele alacağım rivayetleri rivayetin Rivayet özellikleri üzerinde de bazı bilgileri temel bilgileri sizinle paylaşmam gerekecek. Çünkü bu temel bilgiler olmadan doğrudan rivayeti ele almak ve onun üzerinden konuşmak sağlıklı olmaz. Peki rivayetin özellikleri aynı zamanda bir metnin tarihsel imkanıyla da onu ilişkilendireceğim birazdan. Bu özellikleri saymaya başlarsak okuyacağımız rivayetler açısından ne tür özellikleri var? Birincisi birincisi bu rivayet bu rivayet Ma'mer bin Raşid olarak bilinen ünlü çok ünlü bir muhaddisimizin El-Cami adlı eserinde geçmektedir. El-Cami adlı eserde geçen bu rivayet Ma'mer bin Raşid vefat tarihi 153'tür. Hicri tarih bunlar. Hicri 153'te vefat etmiştir. Dolayısıyla bu rivayet okuyacağımız rivayet hadis kaynaklarımızdan çok erken dönemde telif edilmiş olan bir El Cami adlı eserde geçiyor. Tabii ben çok teorik olarak ileri akademik ön yapı ve ön bilgi gerektiren hususlara çok fazla girmek istemiyorum. Böyle bir kaynağımızda yani Hicri daha ikinci asrın ortalarında vefat etmiş önemli bir muhaddisin El Cami adlı kaynağında geçiyor. Yeri itibariyle yani rivayetin geçtiği kaynak itibariyle bir önemi var. İki, Rivayetimizde konu edilen mevzunun kahramanı Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel üzerinden rivayeti okuyacağız. Bu da sahabi. Hazreti Peygamber'in önemli ve ünlü bir sahabisi. Dolayısıyla birazdan bu ünlü sahabi üzerinde e, detaylı bir biçimde inşallah bilgi vermeye çalışacağım. Yani konu Hazreti Muaz bin Cebel üzerinden gelişiyor. Üçüncüsü biraz teknik ve teorik olan bir bilgi hadis usulünü ilgilendiriyor ama bu bilgiyi paylaşmak durumundayım. Bunu paylaşmazsam olmaz. O da bu rivayetin isnadında isnadında bizim hadis usulü kavramıyla kalp dediğimiz bir efendim buna biz maklup hadis diyoruz. sözcüklerin ve kelimelerin tersine çevrilmesi anlamına gelen maklup hadis diye kavramsallaştırdığımız hadis usulünde bir özellik vardır ki maklup hadis hadis usulünde onu kırmızıyla yazayım müsaadenizle zayıf hadistir. Dolayısıyla rivayetimiz isnadındaki bir kalpten yani tersine dönüşten maklup oluştan dolayı öncelikle isnat bakımından zayıf bir rivayet okuduğumuzunda Altını çizmek istiyorum. Şimdi bu rivayet özellikleriyle ele alacağımız e, ve üzerinde duracağımız söz konusu e, Hazreti Peygamber'e isnad edilen sözün en önemli hiç kuşkusuz ikinci unsurda yer alan kahramanı sahabi Hazreti Muaz Bin Cebel'dir. Şimdi Hazreti Muaz Bin Cebel kimdir diye bir soru soralım ve onu biraz tanıyalım. Hazreti Muaz'ın kim olduğunu tanıdıktan sonra e, rivayeti Hazreti Muaz'ın bu tarihsel imkan olarak belirlediğim durumuyla ne ölçüde bağdaşıp bağdaşmadığına ilişkin kararı siz değerli sevgili izleyicilerimize bırakacağım. Muaz bin Cebel Ensar kabilesinden son derece önemli bir sahabi. Hazreti Peygamber'e yakınlığıyla bilinen ve Hicri 17 yılında Hicri 17'de Ürdün civarında ortaya çıkan bir vebada ailesiyle birlikte vefat eden erken Hazreti Peygamber'den yaklaşık bir 6-7 sene sonra aşağı yukarı e, vefat eden ünlü bir sahabiden söz ediyoruz. O kadar ünlü ki bazı özelliklerini yazıyorum. A. Allah Resulü Kur'an'ı dört kişiden öğrenin. Bunlardan biri de Muaz bin Cebel dedi ve Kur'anı öğrenmeye teşvik etti. Yani Kur'anın öğrenilmesi için Kur'anı öğrenmek istiyorsanız bunu Muaz bin Cebelden öğrenin dediği Kur'an'a vukufiyetiyle meşhur bir sahabiden söz ediyoruz. B, o kadar inancı imanı var ki herkesi Gelin biraz iman edelim diye sohbete davet eden ve bu imanlı ve inançlı duruşu itibariyle sahabe tarafından Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a benzetilen bir sahabi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a benzetiliyor. O kadar önemli bir karakter ki Hazreti Peygamber onu ne zaman görse bu Muaz Bin Cebel ne, ne değerli bir insan. Ne kadar güzel bir insan diye övdü. Ne harika bir insan dedi Allah Resulü'nün bir sahabi. Bunların tümünden çok daha önemlisi dördüncü maddede yer alacak. Hazreti Peygamber'in vefatına iki yıl kala yaklaşık bu 630 tarihi ediyor. Yani bu e, miladi olarak 630'a tekabül ediyor. Hicretin 8. yılı yani. 630 yılında Ebu Musa el-Eşari ile beraber Allah Resulü Muaz bin Cebel'i Yemen'e tayin ediyor. Yemen'e gönderiyor. Bu Resulullah'la son görüşmeleri. Yemen'e gönderiyor ve Yemen'e gönderirken Allah Resulü ona üç tane görev veriyor. Bir, bugünkü anlamda elçilik görevi. İki, orada her türlü konuda hüküm vermek üzere kadılık görevi. Üçüncüsü de mali manada zekat toplama görevi. Bu üç önemli tarihsel görevle gönderilmiş bir önemli sahabiden söz ediyoruz. Böyle bir sahabinin Durumu o kadar önemli ki Ebu Davud ve Tirmizi'nin naklettiği rivayetlerde ve geleneğimizde iştihat hadisi olarak bilinen çok önemli bir konuyu burada size hatırlatmak istiyorum. İştihat hadisi. Allah Resulü Hazreti Muaz'ı yolculamadan onun Yemen'e gitmeye hazırlandığı durumda ona karşısına koyar ve der ki ya Muaz oraya gittiğin zaman ne ile hükmedeceksin? Ne ile hükmedeceksin? Hazreti Muaz der ki Kur'an ile. Peki Kur'an'da bulamazsan senin sünnetin ile. Senin sünnetinle ya Resulallah. Peki benim sünnetimde de bulamazsan o zaman aklımla ya Resulallah. Bu cevapları Allah Resulü o kadar beğenir ki rivayetlerde görüyoruz elini kaldırır der ki Allah'ın elçisinin kendisini kastediyor. Allah'ın elçisinin Yemen'e gönderdiği elçisini bu kadar akıllı, isabetli, hidayet üzere kılan Allah'a hamdolsun der. Şimdi böyle bir sahabiden söz ediyoruz ve aşağıda okuyacağımız rivayet böyle bir sahabinin sözü Olabilir mi? Hususu üzerinden e, devam edeceğiz. Şimdi bütün bu vermiş olduğum e, Hazreti Muaz Bin Cebel ile ilgili çok e, özet biyografik bilgilerden e, sonra e, daha e, pardon bir şey çok önemli aklıma geldi. Onu da ifade etmeme izin verin lütfen. E Allah Resulü Hazreti Muaz Bin Cebel'in bu ilme e, efendim irfana sahip oluşunu o kadar önemser o kadar över ki onun için şöyle der Muaz bin Cebel mahşerde mahşerde ulemanın bilgi sahibi ulemanın en önünde yürüyerek gelecektir buyurur önünde yürüyerek gelecek. Yani ülemanın önüne koyduğu, bilginlerin en önüne koyduğu ve bilgisine değer verdiği bir sahabiden söz ediyoruz. Şimdi bu anlatmış olduklarım tamamen tarihselliğe tekabül eder. İşte şu tarihsellikle kastettiğim budur. Yani bir tarihsel ortam var ve bu tarihsel ortamı resmettiğimizde bu resim, bu fotoğraf bize şimdi bu fotoğrafın içine aşağıda okuyacağımız bu metni koyabilir miyiz? Soru bu. Demek ki konuyu ele almış olduğumuz bir metnin tarihsel imkanı, hermönetik ilkenin rivayetlerin sahihliğini ya da sahih olmadığını tespit etme hususunda biz muhaddislerin ve ulemanın ve özellikle İslamiyatla ve ilahiyatla meşgul olan insanların dikkat etmeleri gereken ne kadar önemli bir temel ilke olduğunun da müsaadenize altını çizmek istiyorum. Şimdi demek ki bizim elimizde bir tarihsel gerçeklik var. Şunu da söyleyeyim, Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel Yemen'den dönmeden evvel vefat ediyor ve bir daha görüşemiyorlar. Bu son görüşleri. Hatta bir husus daha bu derslerde de bu metinleri okuttuğum için şimdi aklıma geldi. Allah Resulü giderken Hazreti hem Muaz'a hem de Ebu Musa Eleşari'ye orada insanlara dini kolaylaştırmalarını, zorlaştırmamalarını, müjdelemelerini, nefret ettirmemelerini ve insanlara güzel ahlakla iyi muamelede bulunmaklarını özellikle tembih ettiğinin de burada altını çizmek istiyorum. Şimdi böyle bir tarihsel durum. Biraz hızlı konuştum biliyorum ama rivayet üzerinde o kadar çok konuşacağım ki bütün bunları sizin o değerli Ramazan akşamındaki vaktinizi e, iyi değerlendirmek bakımından ve sizi tabii yormamak ve sabrınızı suistimal etmeymek bakımından biraz yüksek viteste konuştum. Aslında bu çok temel olarak usul ve teorik bilgiler olduğu için bunları biraz daha tane tane konuşmuş olsaydım daha iyi olabilirdi belki ama sınıfta da öğrencilerimize e, söylüyorum ben ben bazen vitesi yüksek tutuyorum e, benim frenim sizin ayağınızın altında beni durdurun e, ikaz edin diye öğrencilerime espri yaptığımda oluyor ama sizinle böyle bir karşılıklı iletişimimiz olmadığı için siz frene bassanız da ben pek fark etmeyeceğim onun için. Bana katlanacaksınız öyle gibi görünüyor. Hoşgörünüze sığınarak buradan devam ediyorum. Şimdi bu okuyacağımız rivayeti e, Mamer'in ünlü öğrencisi Abdurrezak bin Hemmam ki biz e, hadisle meşgul olanların çok iyi bildiği bir isim bu. E, mus, meşhur musannefin sahibi çok önemli. Mamer'in öğrencisi ve rivayetlerini bize aktaran en önemli isim. Mamer, Mamer bin Raşit. İşte bu birinci sıraya yazdığım ve eseri e, üzerinden dikkatinizi çektiğim ünlü isim. Muammer bin Raşid. O An Eyyub'dan bu Eyüp Eyyub es-Sahtiyani'dir. Ön önemli zahit bir tabiindir kendisi. O da e, şurada bakın bir önemli e, sorun var. An Auf bin El Kasım ev bu ravinin tereddüdü demektir. Ya da buna biz şekki ravi diyoruz. Onu yazalım. Eee şekki ravi ravinin şüphesi tereddüdüdür ve bu zapt kusurudur bizim hadis usulünde teorik olarak bu bir zapt kusurudur ve dolayısıyla e, bu rivayeti aktardığı kişinin Avf bin el Kasım mı yoksa Kasım bin Avf mı olduğunda tereddüt ediyor. Yani bu öyle bir tereddüt ki oğlu baba babayı oğula dönüştürüyor ve bu önemli bir zapt kusurudur ve bu isnat bu bakımdan biz buna işte maklup rivayet derken bunu kastediyorduk. Maklup bir Durum söz konusudur, yani e, sözcüklerin yer değiştirmesi anlamındadır ve bu itibarla da e, bu rivayetin isnat bakımından e, zapt kusurunun olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Peki şimdi buradan e, asıl konumuza geçtiğimizde e, sarıyla işaretlemiş olduğum ve tarihselliğine ve tarihsel ortama dikkatinizi çektiğim konunun kahramanı Muad Bin Cebel e, radıyallahu taala an. Lemma kadime Şam Öncelikle burada Şam dendiğinde bu tarihsel olarak işte Suriye ve Irak'a doğru yukarı Mezopotamya'ya doğru bir bölgenin adıdır Şam. Allah Resulü'nün ve sahabenin hayatta olduğu dönemde Şam bölgenin adıdır. Şam diye bugün bilinen ve özellikle Osmanlılara intikal ettikten sonra bu coğrafyanın adı Şam olarak da efendim tarihe geçip ünlenen şimdi bildiğimiz Suriye'nin başkenti Şam o zaman Dimeşk'tir. Dolayısıyla bu e, Dimeşk kastedilmiyor. Muhtemelen Suriye taraflarına bu taraflardan bir yere gelmiş Muaz bin Cebel. Güya sözüm ona. Rivayete göre şimdi göreceğiz onu. Ve geldiğinde bu e, bölgeye geldiğinde görüyor ki Ra'a en-Nasara Hristiyanları tescüdü. Şimdi bizim anahtar kavramımız bu ve büyük ihtimal uzun uzun bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi biz bu kavramı şöyle bir kare içine alalım. Evet. Görüyor ki Hristiyanlar yani Hristiyanlar tescudu li betarikatihe bu betarik e, Arapçada P olmadığı için patrik demektir. Hristiyanlar patriklerine secde ediyorlar. Diğeri ve esakifetihe bir de bu sözcüğün altını çizelim patriklerine ve psikopaslarına efendim secde ettiklerini görüyor. Güya Muaz bin Cebel. Şimdi burada bir metnin tarihsel imkanı ilkemizin ne kadar önemli olduğuna dikkatinizi çekeceğimiz bir hususu belirlememiz gerekiyor. Değerli izleyenler ve sevgili öğrencilerim, Hristiyanlık geleneğinde başlangıcından günümüze kadar da Hristiyanlık geleneğinde geleneğinde tarihsel olarak sabittir ki hiçbir zaman patriklerine, papazlarına, papalarına secde etmezler Hristiyanlar. Bu tarihsel olarak doğru bir bilgi değil zaten. Dolayısıyla bu rivayeti herhangi ravi birazdan söyleyeceğiz e, sonuna geldiğimizde ama şimdiden de ifade etmiş olalım. E, kendine göre düzenledi ve söylediyse ki biz buna teorik olarak uydurma diyoruz. Nasıl uydurduysa Nasara'yı da çok iyi tanıdığı anlaşılmıyor, tanımadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Hristiyanlar papazlarına secde etmezler kıyam dururlar belki bu kıyamdır hemen hemen her gelenekte vardır büyüklere karşı saygıdır kıyam diyorlar belki başlarını biraz önüne eğerler vesaire ama bu hiçbir zaman secde değildir. Şimdi burada çok temel bir husus olarak hemen aklınıza şu gelebilir. Denebilir ki hocam bu secde kelimesinin anlamı sadece insanın başını yere koyması anlamındaki secde değil ki bunu biraz açalım. Secde değil ki Secde dediğimizde bunun Arapçadaki anlamlarına baktığımızda ki yine Kur'an'i kullanımda bunu, bunu görüyoruz. Bu boyun eğmek. Burada boyun eğmek de boynumuzu eğmek değil. Yani itaat manasında kullanıldığını biliyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de eşşemsu vel kamaru yescudan güneş ve ay secde ederler dendiğinde Güneş ve ayın bizim bildiğimiz anlamda başlarını yere koymak manasında bir secde yaptıklarını söylemenin herhalde bir anlamı yok geçen e, haftaki sohbetimizde hermonetik bir ilke olarak bunu söyleyemeyeceğimizi söylemiştik e, kelimelerin çok anlamlılığı üzerinden bunu konuştuğumuzda söyledik ve bu çok anlamlılıkta hangi anlamın doğru anlam metnin içinde hangi anlamın doğru kabul edilecek bir anlam olduğuna ilişkin yapmış olduğumuz açıklamalarda da buna değindim. Şimdi burada e, secdenin itaat yani Hristiyanların e, diyelim ki e, patriklerine ve papazlarına e, itaat ettiklerini e, anlamını verelim. Onu gördü ve felemma kadime alen nebi peygamberin huzuruna çıkıyor dönüşte peygamberin huzuruna çek çıkıyor diyor ki ya Resulallah İnni ra'aytun nasara ben Hristiyanları gördüm. Tescudu li ve asaqifatiha. Patriklerine ve papazlarına secde ediyorlardı. Ve ente kunte en nescude Oysa sen bizim sana secdemize onların papaz ve patriklerine secdesinden daha layıksın. Neden biz de sana secde etmiyoruz? Biz de sana secde edelim diyor güya Muaz bin Cebel. Şimdi dikkat değerli izleyenler. Şimdi eğer biz bu tescudu kelimesine şu sözcüğe itaat etmek anlamını verecek olursak haşa Hazreti Muaz'ın sözünü o zaman şöyle söylememiz lazım. Şuradan alalım. Ya Resulallah ben gittim inni ra'aytun nasara gördüm ki Hristiyan topluluk patriklerine ve papazlarına itaat ediyorlar. Oysa sen bizim sana itaatimize daha layıksın. Biz de sana itaat edelim. Yani haşa, güya onlar itaat etmiyorlarmış da Hristiyanların din adamlarına itaatını görünce o biz niye Resulullah'a itaat etmiyoruz ya? Bak bunlar ne güzel itaat ediyormuş. Biz de itaat edelim gibi bir anlam verebilir miyiz? Böyle bir anlam var mı? Resulullah'ın ashabının ona nasıl itaat ettiklerini canlarıyla başlarıyla her şeylerini onlara feda ettiklerini bildiğimiz bir tarihsel gerçeklik varken buna itaat anlamı veremeyiz. Buna itaat anlamı verebilme, verebilmemiz için Muaz bin Cebel'in inni ra'aytun nasara tescudu li ve esaqifatiha ve ente kunta ahakka en nescude leke ya Resulallah. Sözünün anlamının tutarlı olması lazım. Bu anlam asla tutarlı olamayacağına göre ve Hazreti Peygamber'e son derece itaatkar olduklarına göre ve hiçbir itaat problemleri ve sorunları bulunmadığına göre o zaman biz bu kelimenin itaat anlamında değil gerçek anlamında yani hakikat anlamında zahiri manasında ve lügat anlamında kullanıldığını ve bunun da başı yere koymak Bizim namazda secde ettiğimiz gibi başı yere koyarak secde etmek anlamına geldi. Metin açısından, metin dizgesi açısından ve metnin dizgesinden ortaya çıkan anlamın hermönetik zorunluluğu üzerinden söylüyorum. Burada tescüdü ya da secede sözcüğünün anlamı başın yere konularak yapılan secde anlamına gelir. Buna başka bir anlam vermek cümle açısından, söz dizgesi açısından ve nazım itibariyle mümkün olmadığını düşünüyorum. Şimdi buradan hareketle asıl sorunlu ve problemli olan yerlere doğru yavaş yavaş gelelim. Güya Hazreti Muaz Bin Cebel böyle söyleyecek. Şimdi değerli izleyenler devamına geçmeden önce size soruyorum. Resulullah'ın Kur'an'ı ondan öğrenin dediği iman ve inançtaki kalitesi itibariyle Hazreti İbrahim'e benzetilen Resulullah'ın ne harika bir insan dediği Yemen'e gönderirken orada İslam'ı tebliğ edip kadılık yapacak, zekat toplayacak, elçilik yapacak ve mahşerde ülemanın bilgi değeri bakımından en önünde yürüyecek olan bir sahabinin Hristiyanlar velev ki secde ediyor olsalar bile tarihsel olarak bunun doğru olmadığını söyledim. Ama velevki Hristiyanlar papazlarına, patriklerine secde ediyor olsalar bile şu özelliklere tarihsel olarak sahip olduğunda hiç kuşkumuzun olmadığı bir sahabi Resulullah'a gelip de ya Resulallah onlar biz de sana secde edelim der mi? Hazreti Muaz Hristiyanları örnek alır mı? Hristiyanları örnek alarak biz de sana secde edelim diyebilir mi? Bir insanın insana secde etmesinin ne anlama geldiğini böyle bir sahabi bilmez mi? Böyle bir sahabi, böyle konumda bir sahabi, bu derece önemli bir sahabi böyle bir şeyi Resulullah'a söyler mi? Ben hiçbir aklı selimin buna evet diyeceğini düşünmüyorum. Az önce söyledim bunu her kim uydurduysa Hristiyanların durumunu bilmediği gibi isnad ettiği sahabiyi de seçememiş. Bari <laughs> Muad İbni cebeli değil de hiç olmazsa böyle bir e, şeyi e, efendim en azından tarihsel manada makul e, kılacak bir yeni Müslüman olmuş hani çok işi iyi bilmeyen e, böyle bir ihtimal dahilinde bir sahabeyi bulsaydı belki hani diyecektik ki e, olabilir mi acaba falan e, diye bir insan düşünebilir. Ama tarihsel konumu itibariyle Hazreti Muaz bin Cebel öyle bir yerde duruyor ki Resulullah onu kendi adına İslam dinini yayması ve öğretmesi için gönderiyor. Bu derece önemli bir zat secdeden insanın insana secdesinden söz edebilir mi? İşte bir metnin bir metnin bir metnin tarihsel imkanı dediğimizde, sevgili izleyenler, tarihsel imkanı dediğimizde bu hermönetik ilkenin ne kadar önemli bir ilke olduğunu ve metinleri anlama konusunda dikkate alınması gerektiğini zannederim. Sizin de takdir ettiğinizi düşünüyorum. Peki şimdi bunun üzerine Allah Resulü'nün cevabına gelelim. Zaten metin ilerledikçe okuduğumuz her cümlede metnin inanılmaz problemleriyle karşı karşıya geldiğimizi göreceksiniz. Efendim zaten bunları da gördüğünüz gibi farklı renklerle renklendirdik. Şimdi Allah Resulü güya buyuruyor ki fakale bunun üzerine yani tenzih ederim Muaz bin Cebeli ki böyle demiş olsun ve yine binlerce kez tenzih ederim Allah Resulü ki şöyle buyuruyor. Lev şayet ben küntü amiran emredecek olsaydım Şimdi burayı başka bir renkle renklendireceğim. Lütfen dikkat ediniz. Burada önemli bir dilsel problem var çünkü. Onu mutlaka görmenizi istiyorum. Ee, şey en en yescüde li şeyin. Bakın bu ifade. Bu dilsel olarak hatalı bir ifadedir. Çünkü bir şey şeye secde etmez. Şey şeye secde etmez. Bu ifade hatalı kullanılmış dolayısıyla e, bunu uyduranın e, Arapçasında da problem var ve dolayısıyla böyle olmaz. Bunun düzgün Allah Resulü gibi beli Arapçayı çok iyi kullanan ve bilen e, bir zatın böyle bir cümleyi kurduğunda bu cümleyi sahih saydığımızda doğru kullanımı şudur. Lev kuntu amiren ehaden olur bu. ahaden bir kimseye emredecek olsaydım en yescude li ahadin olur. Li ahadin. Ahaden li ahadin olur. Bir kimse yani insan insana secde eder olur. Şey şeye secde etmez. Dolayısıyla Allah Resulü'nün ifadesini de hatalı bir cümle olarak kurmuş. Lev kuntu amran şeyen bir şey en yescude secde etmesini li şeyin bir başka şeye emredecek olsaydım dunallahi Allah'tan başkasına dikkat edin. Şey şeye secde etmez. Doğru ifade lev kuntu amran ahadan en yescude li ahadindir. Bunun doğru anlamı. Dolayısıyla metin açısından söz dizge açısından da burada bunu her kim söylemişse çok önemli bir dilsel problem ortaya koyduğunu ve dilsel bir hatada bulunduğunun da altını çizmek istiyorum. Ve şimdi asıl üzerinde konuşacağımız mevzuya geldik. Şayet ben bir kimsenin bir başka kimseye düzelterek söylüyorum. Emret secde etmesini emredecek olsaydım Allah'tan başka la emertu el mer'ete la emertu el mer'ete kadına emrederdim. En tescüde secde etmesini li zevcetiha eşine kocasına secde etmesini emrederdim. Evet sevgili izleyenler Şimdi bundan sonrasının üzerinde müsaadenizle gayet yavaş tane tane e, üstüne basarak konuşmak ve konuyu el almak istiyorum çünkü çok nazik ve çok önemli bir yere geldik. Hemen bir diye yazıyorum bir insanların bizim mesela Müslümanların biz Müslümanlar çok şükür ne yapıyoruz? Allah'a secde ediyoruz. Allah'a secde ediyoruz namazlarımızda. Şimdi dikkat buyurunuz. Bizim namazlarımızda Allah'a secde etmemizi Resulullah mı emretti bize? Şunu kırmızı içine alıyorum ve buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Resulullah'ın konumu bir kimsenin diğer kimseye secdesini emretme konumu mudur? Hayır. Resulullah'ın konumu Resulullah'ın konumu konumu tüm diğer müminler gibi Allah'ın secde edin bana emrinin muhatabıdır bizim gibi. Çünkü biz Allah'a secde etmeyi ondan öğrendik. Önümüze o durdu. Namaz kılarken önce o başını secdeye koydu ve sonra biz koyduk, ümmeti koydu. İlk secde eden kendisi. Secdeyi emretmiyor. Secdeyi yapan kendisi. Secde etmeyi emretmiyor. Secdeye ile emrolunuyor. Dikkat buyurunuz. Bunu buraya tekrar bir kez daha farklı bir renkle yazmak istiyorum. Resulullah secdeyi emretmiyor. Secde ile emr olunuyor. Yani kendisine bana secde et diyor Allahu Teala. O da secde ediyor ve biz onun Allah'a secde ettiğini gördüğümüz için biz de secde ediyoruz. Nitekim ne buyuruyor? Sallu kemare eytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın buyuruyor Hani bazıları diyor ya Kur'an'da namaz kılma emrediliyor ama nasıl kılınacağı yok. İşte nasıl kılınacağını da Allah Resulüne bırakmış ya. Resul gösteriyor bize nasıl kılacağımızı. Kıyamda nasıl duracağız? Nasıl rükû yapacağız? Ne kadar yapacağız? Secdeye nasıl gideceğiz? Kaç kere secde edeceğiz? Kaç rekat kılacağız? Bunlar Resulullah'ın görevi. Resulullah'ın görevi bu. Bunları bize göstermektir. Bize Resulullah ne rükû emreder ne secde emreder ruku ve secdeyi kendisi de yaparak bize gösterir. O bizim için güzel örnektir. Onun için bunu her kim uydurduysa Resulullah'ın secdeyi emretmeyeceğinden de haberi yok. Resulullah secde emretmez ki. Resulullah secde emretmek konumunda değildir. Secdeyi Allah emreder. Bana kulluk yapın diyor. O bu diyor Cenab-ı Hak. Bana kulluk yapın. Bana secde edin buyuruyor. Dolayısıyla Allah Resulü secdeyi emretmek konumunda değildir. Onun için de ne kadına secde emredebilir ne erkeğe bir secde emredebilir. Hiç kimseye bir biçimde secde ya da ruku emretmez. Ha şimdi tam da burada yine tekrar yeniden bana denebilir ki Hocam iyi güzel söylüyorsun da hadi yukarıdaki Muaz Bin Cebel'in sözlerinde ifadelerinde ifadelerinde bu tescüdü kelime secede başı yere koymak anlamına geliyordu. Hristiyanlarla ilgili olduğunda vesaire. Ama burada itaat anlamına gelmez mi? Diyeceksiniz. Peki burada itaat anlamına geldiğini varsayalım. ile uyumlu mu? Allah'tan başkasına secde den söz ediyoruz bir kimsenin diğer bir kimseye Allah'tan başka sına secdesini emredecek olsaydım bakın burada Allah'tan başkasına secde burada itaat değil secde anlamı bu cümlenin devamı olan bu cümlede itaat anlamına gelemez zaten kadının kocaya itaati ata erkil bir yerde Allah Resulü'nün emretmesine göre yok ki ata erkil bir toplumdan az sonra konuşacağım ata erkil bir toplumdan söz ediyoruz. Zaten kadın kocasına itaat ediyor. Böyle bir sorun yok ki. İtaat problemi diye bir şey yok ki. Bu niye konu edilsin? Bir de metnin bütünselliği içinde, metnin nazmında bir paragraf halinde en başından en sonuna kadar bu kelimenin her geçtiği yerde aynı anlama gelmesi zorunludur. Çünkü başka türlü anlama geldiğinde karine lazım. Yani bir karine göstermemiz lazım. Bu karineyi gösteremeyiz. Dolayısıyla burada ee, secde baş yere konulacak şekilde secdenin kastedildiğinin bir kere daha altını çizmemiz gerekir. Sözü yeniden şuradan levden şayetten alalım. Lev kuntu amiran ehaden en yescudeli ahad düzelterek okuyorum. Eğer ben bir kimsenin Allah'tan başka başka birine secde edecek olmasını emredecek olsaydım le emartu emrederdim el mer'ete kadına emrederdim en zevciha kocasına secde etsin diye. Şimdi bu cümlenin Resulullah'ın ifadesi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Allah Resulü yine tarihsel bağlama işaret ederek söylüyorum. İnsanlara tevhidi öğreten, şirkten men eden, bir tevhid dini ortaya koyan ve bunu insanlık tarihinin en önemli tevhid dini olarak tarihe geçmesine vesile olan bir elçinin Allah'a secdeyi dininin en önemli unsuru olduğunu bilen bir elçinin öyle önüne gelene şuna secde buna secde emretmek gibi bir ifade kullanmasını kabul edemeyiz. Ha burada denebilir ki efendim ya bu bir edebiyattır. Zaten şart cümlesidir. Burada mübalağa ediyor. Yani kadın kocasına o kadar itaat etmeli ki tıpkı insanın Allah'a secde etmesine benzer derecede falan. Vallahi ben hani ömrüm metinle ve metin analiziyle ve hermönetikle geçen bir akademisyen olarak söylüyorum. Hiç eğmeye bükmeye gerek yok. Bu ifadeler kurtarılabilir ifadeler değil savunulabilir ifadeler değil. Hiçbir biçimde, hiçbir insan zekası bu metinleri savunamaz. Savunulacak durumu yok. Buna hermenetik de izin vermez, metinin kendisi de izin vermez, Arapça hiç izin vermez buna. Ve devamına gelelim. Eğer bir kimsenin Allah'tan maada başka bir kimseye itaat et, secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Neden? Neden öyle söylüyor? Çünkü bakın şimdi. Velen tu diye bu ifadeye dikkat duyunuz lütfen. İmraetun hiçbir kadın hakka zevciha kocasının hakkını ödeyemez asla ebedi olarak len öyle lenin anlamı bu Arapçada hiçbir kadın ebedi olarak Ebedi olarak kocasının hakkını ödeyemez. Yani kocası kadının kocasının kadın hak üzerinde o kadar çok hakkı var ki bir kadın bunu asla ödeyemez. Ödeyemez. Nasıl bir haksa? Birazdan konuşacağız bunları. Metni bitirdikten sonra asıl metnin e, üzerinden ele alacağım. Mesajlar bölümünde bunu inşallah ele almaya açmaya çalışacağım. Nasıl bir haksa bu ödenmez bir hak efendim ödeyemez diyor. Ve gerekçeye bakın şimdi. Ve zaten şu son cümle bunu hangi renkle e, kare içine alayım dikkatimizi çeksin diye e, değerli izleyenler şöyle bir renkle kare için almak istiyorum. Çünkü burası bu rivayeti her kim kurguladıysa onun psikolojisini ifşa eden asıl cümle bu işte. Evet. Bu rivayeti kurgulayan kişinin psikolojisini ifşa eden yer burası. Burası ifşa ediyor. Çünkü bu öyle önemli öyle bir ifade ki değerli izleyenler o kadar önemli bir ifade ki hiçbir kadın velen tuaddi imraatun hakka zevciha eşinin hakkını ebediyen ödeyemez hiçbir kadın. Hatta şöyle yapsa bile bakın şimdi şunu da yapsa bile yine ödeyemiyor. Peki ne yapacakmış kadın? Levse <laughs> eleha eşi kadının eşi kocası isteyecek. Nefseha <laughs> kadının nefsini yani koca biraz müsaadenizle ekranı yukarı alacağım. Ve şu ifadenin anlamını aşağıya yazacağım. Yani koca koca eşine eşine hanımına gel beraber olalım diyor. Yani ilişki kurmak istiyor koca. Eş hanımıyla ilişki kurmak istiyor. İyi de hanım deveye binmiş yolculuğa gidiyorlarmış ya da yolculuk esnasında bilmiyoruz durumu. Vehi ala katebin bu ifade katebin ifadesi devenin üzerindeki semer hörgüçe konulan ve bazen de kapalı hale getirilen ve içinde özellikle kadınların seyahat etmesi için e, kurulan şeyin adı katep Hanım da katebin içinde yani semerin üzerinde deveye binmiş yola gidecek. Yolculuğa çıkacak. Yani kocanın e, gel dediği yere bak. Şimdi koca gel diyor e, efendim eşi de lem temna'hu buradaki hu kocasına aracı nefseha kendisini kendisini böyle bir durumda bile kocasından sakınmıyor. Kocasından esirgemiyor. Hemen tabi bey ne demek diyor. Emrin olur diyor ve deveden aşağıya iniyor. Hanım böyle bir psikolojiyi düşünün. Bunu yapsa bile hakkını ödeyemiyormuş. Şimdi hak ödemenin örneğine bakın. Bu cümlenin neden bir psikoloji ifşa ediyor olduğunu biraz tebessümle ifade etmeme hoş görün lütfen. Çünkü belli ki burada eşiyle ilişkide sorun yaşayan bir şey var, bir bilinç var, bir arka plan var ve istiyor ki eşi ona her gel dediğinde peki efendim desin istiyor. Ve hatta bunu devenin hörgücünün üstünde otururken gel dediğinde bile hayır demesin istiyor. Böyle bir bilinç var burada. Böyle bir bilincin, böyle bir bilincin öyle bir söz söylemesi ve bunu öyle birine isnat etmesi gerekiyor ki bu kişi Resulullah olsun sözü etkili olsun. Eşi onun sözünden çıkamayacak olsun ve dolayısıyla böylece Resulullah'ın otoritesini kullanarak eşine her ne zaman gel dediğinde derse eşi de tek efendim diyecek bir itaate gelsin. Ve bunu kurgularken kadının kocasına secde etmesiyle ilişkilendirecek şekilde bir kurguyu Allah işini rast getirmeyecek ya işte. Bir adam tabi Resulullah'a söz uydurursan, isnat edersen başın böyle belaya girer. Şaşıracak ya kurban oldun Mevla şaşırtacak ya. <laughs> Muaz bin Cebel'e isnat etmiş böyle bir mevzuyu. <laughs> ya e, e, beni lütfen hoş görün. E, bu tam da hani tırnak içinde belasını arayanın belasını bulması gibi bir şey. Yani Hazreti Muaz bin Cebel'in üzerinden böyle bir şey uydurulabilir mi? Ve uydurduğunuzda işte başınıza gelecek olan budur. Ve uydurduğunuz şey uyduranın bütün psikolojisini, ruh dünyasını ve bütün arka planını deşifre eder ve ifşa eder. Evet. Eşine her gel dediğinde Peki efendim dedirtmek için kurgulanan bir metnin efendim geleneğimizde erkek egemen ve ata erkil bir toplumda bu ve benzeri rivayetler üzerinden sosyal hayatımızda kadın ve erkeğin birlikteliğine ilişkin e, sorunlarımızın arka planında Maalesef bu tür ifadelerin doğru anlaşılamayarak yorumlanamayarak efendim e, tedavüle konulmasından ve sosyal hayatımızda etkin olmasından e, kaynaklı ciddi kadın erkek sorunlarımızdan söz edebiliriz. Peki şimdi tam da burada. Konunun en başından başladığımızda bu rivayetin kurgulanış biçiminden ve bu rivayetin metinsel problemlerinden geldik rivayet üzerinden konuşmamız gereken meselelere ve rivayetle ilgili ilgili mesajlara Değerli izleyenler, yorulduğunuzu biliyorum ama bu mübarek Ramazan akşamında böyle önemli bir konuyu inşallah biraz daha bir, bir 10 dakika, 15 dakika daha bana izin vereceğinizi ümit ederek konuşuyorum. Çünkü bu rivayetle ilgili yapmış olduğumuz bu açıklamalardan sonra eğer bu mesajları da konuşama, konuşmazsak konunun yarım kalacağını düşünüyorum. Bizim kadın erkek söz konusu olduğunda bu konuda İslam dininin tabi en temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in mübarek sünneti olmak üzere bize sunmuş olduğu en temel ilkeler üzerinden konuşmamız ve bu ilkeler üzerinden konuyu el almamız gerekir. Şimdi bu ilkeleri birer birer müsaadenizle ele alalım ve üzerinde duralım. Bir, kadın erkek ontolojik olarak eşittir. Ontolojik eşitlik. Çünkü okumuş olduğumuz rivayet, okumuş olduğumuz rivayet, daha önceki haftalarda üzerinde durduğumuz rivayetler ve benzeri rivayetlere bir bütün olarak baktığımızda sorunun kadın erkek arasındaki bir dengesizlikten, bir eşitsizlikten kaynaklandığını görmemek mümkün değil. Öyleyse bu tür meseleleri ele alırken, bu tür rivayetler değerlendirilirken ve üzerinde konuşulurken şimdi 1, 2, 3 olarak üzerinde duracağım bu ana ilkelerin Konuyla ilgili mesajlar olarak dikkate alınmasının öneminin altını çizmek istiyorum. Demek ki kadın erkek ontolojik olarak eşittir. Bir ontolojik eşitliğimiz var. Neden? Çünkü Kur'an hem kadının hem erkeğin aynı tözden yaratıldığını söylüyor bir kere. Aynı töz. Yani kadın erkek biz hep aynı tözdeniz. Aynı tözden. Dolayısıyla aynı tözden olmak bakımından eşitiz. 2 yani buna A diyelim. A aynı tözden ve eşitiz. B B yaratıcı yaratıcı yaratan eşitliği. Aynı yaratanın sanatıyız. Aynı yaratanın eseriyiz. İster ontolojik anlamda yaratıcı üzerinden istersek yine ontolojik olarak aynı tözden yaratılmış olmamız itibariyle kadın ve erkek arasında asla bir eşitsizlik söz konusu değildir. Kadın erkek eşittir. 2. Epistemolojik olarak epistemolojik eşitlik. Şimdi epistemolojik olarak eşitlikte bunu müsaadenizle farklı bir renkle yazmak istiyorum. Kastettiğim şey şu değerli izleyenler. Hem kadın hem erkeğin ortak adı insandır. Insandır. Bu itibarla ne tek başına kadın ne tek başına erkek insandır. Bunlar birlikte olduklarında bir olduklarında insandırlar Onun için bizim geleneğimizde evlenmenin anlamını ifade eden sufilerimiz Ariflerimiz erkeğin de kadının da ancak evlendikten sonra Kamil o insan olma imkanının olduğundan söz ederler Dolayısıyla ee, insan olmak bakımından epistemolojik olarak kadın ve erkek ancak birlikte olduklarında insandırlar. Tek tek başına değil. Bunu şöyle de ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Ee, kadın erkek eşitliği epistemolojik olarak pardon erkek Bunu bir çember gibi düşünelim. Erkeği bir çember, kadını da bir çember gibi düşünelim. Ancak bu çemberler eşit olduklarında bir araya gelebilirler. Eşit olduklarında birleşebilirler ve bir olmanın anlamı bu. Evet, bu çemberler eşit olduklarında üst üste gelirler ve bir bir olurlar. Bir olurlar. Erkek kadına, kadın erkeğe göre bu çemberler birbirinden farklı olduklarında asla üst üste gelemezler. Yani bir 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 bir, bir birlik oluşturamazlar ve epistemolojik olarak e, eşitliği bozarlar. Bunun için e, kadın erkeğin evlenmesinde e, o İslam fıkındaki hukukundaki küfürlük kefavet meselesi, denklik meselesini de dikkate alacak olursak kadın ve erkeğin bir araya gelmesindeki o çembersel eşitlik çok önemli bir şey. Mesela şöyle diyelim bunu farklı bir renkle ifade etmek istiyorum. Bu kadın çemberi olsun şu kırmızı içinde kalsın erkek çemberi olsun bu eşit değildir ve bu birlik değildir. Buradan hiçbir şey doğmaz. Bu, bu, bu dengesizliktir. Bunun içine küçük bir çember olarak kadını alalım. Erken çember geniş kadının ki dar olsun bu iki pozisyonun ikisi de epistemolojik bakımından sakıncalıdır ve doğru değildir eşit olmak zorundadır yani bu çemberler birbirleriyle yüzde %50 yüzde elli dengede olmak zorundadırlar ve böyle olduğunda onlar bir araya geldiklerinde ortaya bir kadın erkek dengesi ve birlikteliği çıkar ve Kur'an'ın da ve sünnetin de ve dinin de amaçladığı en temel ilkelerden birisinin bu olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi dolayısıyla demek ki bir kadın erkek ontolojik anlamda eşittir. Epistemolojik anlamda da gördüğünüz gibi eşittir. Çünkü ancak birbirleriyle eşit olduklarında, bir araya geldiklerinde gerçek manada kamil insan olma imkanları var. Eğer bu dengeyi bozarsak, bu dengeyi bozarak bir araya gelen mesela diyelim ki kadının aleyhine bu denge burada 40 olsun burada 60 olsun bunun tersi de olabilir tersi de olabilir bu bozulmuş dengeyle bir araya gelen ne kadın kamil olur ne erkek kamil olur bu son derece önemli bir husustur diye düşünüyorum İnşallah bana katılırsınız. Üçüncü bir husus. Üçüncü bir husus. Amaçsal eşitlik. Amaçsal eşitlik. Amaçsal eşitlik. Değerli izleyenler, kadın ve erkeğin yaratılış amacı. Evet, yaratılış amacı. hem erkeğin hem kadının yaratılış amacı cennet ve cehennemi kazanmak ya da kaybetmek şeklinde bir yaratılış var oluşsal bir amacı var. Yaratılış ontolojik yaratılış ve varoluşsal amaçları bakımından da eşittirler. Dolayısıyla kadının yaratılış amacıyla Erkeğin yaratılış amaçları asla yüzde 51 yüzde 49 değil yüzde 50 yüzde 50 olmak zorundadır. Demek ki amaçsal anlamda da bir eşitlik söz konusu. Yani hem kadının hem de erkeğin birlikte e, bu dünyada sınav olduklarını, birlikte bu dünyadaki sınavı e, aşacaklarını ve birlikte el ele verdiklerinde başarılı olacaklarını dikkate aldığımızda ki gelenek e, bunu bu şekilde efendim ariflerimiz büyüklerimiz e, ifade etmişlerdir. E, o zaman taşlar yerine oturacak ve kadın erkek arasında bir dengesizlik söz konusu olmayacaktır. Şimdi böyle olduğunda şimdi bu rivayetleri bu üç temel dinin amacı açısından maksatları açısından makasıd-u şeria dediğimiz dinin en temel esasları açısından ele aldığımızda ve dinin kadına ve efendim erkeğe biçtiği roller ve kadın ve erkeği konumlandırdığı e, düzlem bakımından mevzuya baktığımızda çok rahat bir biçimde şunu söyleyebiliriz ki e, din ve dinin ana söyleminde asla kadın erkek arasında bir cinsiyet ayrımcılığına yer yoktur. Gayet net söylüyorum. Yer yoktur. Kimse bunun aksini iddia edemez ve bunu temellendiremez. Öyleyse sorun bu rivayetlerin bu temel aydınlatıcı dinin ilkeleri ve mesajları çerçevesinde değerlendirilmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi bizim bu üç tane önemli belirlemeye çalıştığım temel ilkelerin üzerinden amacımız şu olmalı. Bu üç eşitliği sosyal hayata taşımalıyız. Sosyal hayata yansıtmak. Evet, sosyal hayata yansıtmak. Yani şöyle altını çizelim ve şuraya e, yazmaya çalışacağım yani kadının erkeğe Egemen ya da erkeğin kadına egemen olma yarışından vazgeçip birlikte yaşamayı öğrenmek birlikte yaşam hayatı paylaşmak hayatı paylaşmak. Ve birinin diğerine baskın gelmesi için çaba sarf etmemek. Evet. Mesele bu. Sosyal hayatımızda paylaşacağımız konumlar denge bunu gerektirir. Ha şimdi benim e, Nisa 34. ve 128. ayetlerin yorumuna ilişkin konuşmamı dinlemeyen ya da o konuda yazdığım makalemi okumayan izleyicilerimiz varsa ya da e, öğrencilerimiz şöyle diyebilirler. Hocam peki bu e, Kur'an'da Er-ricalu kavvamuna alen nisa ne oluyor? Orada Allah erkeği kadının e, reisi yapmış üzerine konumlandırmış aile dengesini böyle kurmuş hayır efendim bunlar bizim kültürel olarak geleneğimizde ayetlere verilmiş olan anlamlar ve yorumlardır ayetin böyle söylemiyor olduğunu hem makale yazarak Türkiye'de neşrettim yayınladım bunu hem de youtube konuşmamda bunu izleyebilirsiniz Cenab-ı Hak e, Nisa suresi 34. ayette öyle bir şey söylemiyor. Ha tarihsel olarak Orta Çağ toplumlarında sadece bu Müslüman toplumda değil. Orta Çağ toplumlarında ata erkil bir gelenek var mı? Evet. Hala var mı? Evet. E ama bunların hala var olması ve geçmişte de var olmuş olması bunun doğru olduğu kanıtına gel anlamına gelmiyor. Allah peygamberlerini ve dinlerini dinleri niye gönderiyor? Bunları dengelesin kültürlerin zaman içerisindeki bu ortaya koydukları sapmaları düzeltsin, dengesizlikleri dengeye getirsin diye gönderiyor. Onun için bizim mevcut olanı devam ettirmek gibi bir pozisyonumuz yok ya. Bunun doğru olan neyse hepimiz kendimizi erkekte, kadında ona göre ayarlamalıyız ve dengeli olanı doğru olanı yaşam biçimimize, sosyal hayatımıza yansıtmamız lazım. Yoksa hayatı, yaşamı, sosyal hayatı sadece biri üzerinden, erkek ya da kadın üzerinden yorumlayarak, düzenleyerek devam ettiremeyiz. Müslüman dünyanın şapkasını çıkarması ve sonra da Allah'ın gönderdiği mesajı bu söylemiş olduğum ve üzerinde durmaya çalıştığım bu üç önemli mesaj üzerinden değerlendirip yeniden bir sosyal düzenleme ve sosyal hayatı tanzim etmeye yönelmeleri zorunludur. Bu üç eşitlik diye belirlediğim ana maddelere itiraz edilebileceğini düşünmüyorum. Ontolojik eşitlik söz konusudur epistemolojik eşitlik söz konusudur, amaçsal eşitlik söz konusudur. Bu üç eşitliğin sosyal hayata yansıması zorunludur. Aksi takdirde bunlar ilke olarak kalır, sosyal hayat kendi dengesizliğini dayatır ve burada mağdur olan hep kadın olur. Tarihte böyle olmuş, şimdi de böyle olmaya devam eder. Öyleyse bizim bunu Müslümanlar olarak tüm dünya toplumlarına örnek olacak biçimde bu ilahi muradın ayetlerde ve surelerde bize verilen ilahi muradın ve amacın tahakkuku bakımından hepimizin sosyal yaşamında kendi konumlarımızı gözden geçirerek bu üç temel önemli ilkeye riayet ederek yaşamımızı düzenlememiz gerekir. Şimdi değerli izleyenler. E, yeterince yorulduğunuzu biliyorum. Tekrar konuya dönecek olursak Hazreti Muaz bin Cebel'in Güyaşam diyarına geldiğinde orada Hristiyanların kendi din adamlarına secde ettiklerini gördükten sonra gelerek ya Resulallah onlar kendi din adamlarına secde ediyorlar da biz sen bizim peygamberimizsin biz sana neden secde etmiyoruz sen daha layıksın demesinin imkanının ne kadar mümkün olduğunu metin ve tarihsel ilişki bakımından takdirlerinizi arz ediyorum. Ardından bu şekilde Muaz bin Cebel'in güya söylemesine mukabil Allah Resulü'nün hayır ben bir kimsenin bir başkasına Allah'tan maada Allah'tan başka secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secdesini emrederdim çünkü o kocasının hakkını ebediyen ödeyemez. Devenin sırtındayken kocası ona gel beraber olalım dediğinde peki efendim deyip hemen gelse bile hakkını ödeyemez şeklinde kurgulanmış olan bu ifadenin hangi kaynakta geçerse geçsin Allah Resulüne isnadının kabul edilemeyeceğini bunun tarihsel olarak Hazreti Muaz bin Cebel açısından da kabul edilemeyeceğini, Kur'an'ın ve dinin en temel mesajlarıyla çelişmesi ve kadın erkek ilişkisindeki sosyal dengeye verdiği zarar açısından da, dengesizlik açısından da baktığımızda kabul edilemeyeceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım son derece önemli olan bu, Konudaki rivayet üzerinden yapmış olduğum açıklamalar aydınlatıcı olmuştur ve sizler için yararlı ve faydalı olmuştur. Geçen hafta yaptığım gibi bu hafta da bir anons yaparak e, sözlerimi noktalamak istiyorum müsaadenizle. Malumunuz bu dersimizi e, ve sohbetimizi normalde e, Perşembe günü yapmamız gerekiyordu. Perşembe bir e, programım çıktı, e, zorunlu bir program bu. Dolayısıyla e, gecikmesin diye bugün aldık ve önümüzdeki haftada inşallah yine pazar günü aynı saatte bu defa çok daha önemli farklı bir problemi el alacağım. O da Kur'an'da ve hadiste dua problemi, dua konusu. Kur'an'daki bir kısım ayetlerden hareket ederek e, Müslüman dünyanın dua ile olan e, ilişkisini ve bu mübarek Ramazan, ayı içerisinde de tam da zamanı ve yeri ne kadar sağlıklı ve doğru dua ediyoruz, dua konusunu ne kadar sağlıklı biliyoruz, bu konuları bir el almayı düşünüyorum ve böylece örnekler bahsini bitirerek inşallah kaldığımız yerden e, tekrar e, hadisin, hadis ilminin İslam ilimlerle ilişkili konumlandırılmasına yeniden dönmüş olacağım. Sabırla beni dinlediğiniz için Vakit ayırdığınız için hepinize gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum değerli izleyenler sevgili öğrencilerim Allah'a emanet olunuz sağlıcakla kalınız şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum tekrar görüşmek üzere efendim.